böyle zor bir dönemde burada olmak riskliydi ama ben burada olmak istedim. Bütün kış bunu çağırdım zaten. Dinleyicim yeter ki gelsin, beraber bu zorlu dönemi beraber eğlenerek geçirelim. Bana da çok iyi gelecek, dinleyiciye de çok iyi gelecek. Yaklaşık 6 ay kadar evlerimizde çünkü kapalı kaldık. Ve bu bizim aslında birbirimize kavuşma gecemiz. Benim bence bu gece doğum günüm. Normalde 8'i ama bu gece doğum günüm. Ben bu gece kutlama yapacağım burada. Hem bir hayal gerçekleştireceğim hem de sevdiklerimle bir arada onlara evimde gibi şarkı söyleyeceğim. Çünkü Harbiye Açık Hava bir insan hem çok heyecanlandırıyor. Burası gerçekten böyle kutsal topraklar gibi. Buraya basmak, ayak basmak, bu sahnede olmak. O sürpriz beyefendi bugün burada mı? Sizi önden izleyecek mi? Önden izleyemeyecek çünkü benim sahnemle ilgileniyor şu anda. Yani sahnemle ilgili bir sürü şey yaptı, detayla ilgilendi. Sahnenin etrafında olacak. Burada ama belki göremeyebilirsiniz. Ama yakında zaten gördünüz resmini yani. Yakında evet. Yanımda görürsünüz. Bir müzisyenle bir aranjörle birlikte avantajları ve dezavantajları var mıdır? Yani dezavantajı bilmiyorum. Ben yaşamadım. Ben hep başarı ivme kattım bu durumla beraber. Gülşen de aynı şekilde bence. Aynı şekilde hem üreten bir kadın olduğu için ve çok değerli bir müzisyenle beraber. Benim için de aynı şey geçerli. Bu güzel bir yolculuk. Keyifli bir yolculuk. Birbirimize eğer fayda sağlayabiliyorsak, birbirimize yarar sağlayabiliyorsak, yaptığımız işleri insanlara duyurabiliyorsak ve sevdirebiliyorsak bundan güzel hiçbir şey yok bence bu hayatta. Ama bir lüks. Gerçekten öyle söyleyebilirim yani. Sabah uyanınca bir bitmiş aranje dinlemek, yeni bir altyapı dinlemek, yeni bir şarkıya imza atmak çok güzel bir şey. O yüzden ben çok mutluyum bu durumdan dolayı. Vallahi benim sevenim çok. Beni sevmeyen yok. Bana çok güzel mesajlar gönderdiler. Burada olmaları gerekmiyor illaki. Çünkü hepsinin bir hayatı var. Kimisi klip çekecek yarın, kimisinin bir gün sonra konseri var. O yüzden ben arkadaşlarıma gönül koymam. Burada olanlar beni çok mutlu ediyor şu an. Aynur Aydın burada olacak, Hande Ünsal. Bir sürü sanatçı dostlarım şu an isimlerini heyecandan söyleyemiyorum. Ama mesajlarıyla, çiçekleriyle, dualarıyla zaten yanımdalar. Ben de onların yanında olmuştum zamanında. Burada çok konser izledim. Destek olmaya da geldim. Aynı heyecanı hissedeceğimi zannettim. Hissedemedim. Meğerse bu geceymiş benim heyecanım. O yüzden hepsinin güzel kalbinden öpüyorum. Bana zaten destek oldular. Hiçbir zaman da aramızda öyle bir negatif bir şey olmadı. Biz birbirimizi seven bir jenerasyonuz. O yüzden hepsini buradan kucak dolusu öpüyorum ve hepsini bu sahneye Allah nasip etsin. Bunlar minik serçemizin ayakkabıları. Ben öpeceğim klibi için kendisinden. Ayakkabıları bile görebilirsiniz. Tabii ki, tabii ki. Şöyle. Ayakkabıyı görünce dört beste çıktı bile. Sezen Hanım'ın uğuru zaten şu an üstümde, bana dua da ediyor şu anda. Yani çok kıymetli bu konserlerimin, özel olan konserlerimde Sezen Aksu şeyini, desteğini hep alıyorum üzerime. Zaten benim hayatımda onun desteği çok büyük. Onun şarkısı var bir kere her şeyden önce. Sahnemizde birazdan bizimle beraber olacak. Bir Sezen Aksu koruması altında gibi hissediyorum kendimi. Ve bu işte kutsal topraklara bugün onun ayakkabılarıyla, sahneye de onun ayakkabılarıyla çıkış yapacağım az sonra. Kendisine de teşekkür ediyorum bana böyle güzel bir armağanda bulunduğu için. Verdiklerinden sadece bir tanesi bu arada bu gördükleriniz. Diğer sahnelerde de diğerlerini giyip gene kendimi koruma altına alıyorum.